Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için masa tenisi serimizde yeni bir derse hoş geldiniz. Bu videoda bu heyecan verici sporda yolculuğumuza başlamak için ihtiyaç duyduğumuz temel becerileri birlikte öğreneceğiz. Raketin nasıl tutulacağından her şeyi ele alacağız. Topun doğru bir şekilde nasıl sürüleceğini ve oynamaya nasıl hazırlanacağınızı öğrenin. Bu dersler, becerilerini geliştirmek ve oyundan daha iyi keyif almak isteyen yeni başlayanlar için mükemmel olacak. Masa tenisindeki temel beceriler, çocukların oyunlarını geliştirmek ve oyundan daha fazla keyif almak için öğrenmeleri gereken birçok teknik ve fiziksel yönü içerir. İşte masa tenisindeki bazı temel beceriler ve bunların çocuklara nasıl öğretilebileceği. Masa tenisinde raket tutuşu, oyuncuların ustalaşması gereken en önemli temel becerilerden biridir. Masa tenisinde iki ana tip raket tutuşu vardır. Fenhort tutuşu ve Sakehan tutuşu. İşte el sıkışmanın bir açıklaması. El sıkışmaya benzer ve en çok Avrupa ve Amerika'daki oyuncular arasında yaygındır. Raket nasıl tutulur? Birisiyle el sıkışıyormuş gibi elinizde sapı tutun. İşaret parmağınızı raket yüzünün alt kısmına yerleştirin. Geri kalan parmaklarınızı sapın etrafına sarın. Raketin iyi kontrol edilmesini sağlayacak şekilde tutuşun ne çok sıkı ne de çok gevşek olduğundan emin olun. Bu tutuşun özellikleri. Vuruşlarda büyük çeşitlilik sağlar ve vuruşlar arasında iyi bir denge sağlar. Masa tenisinde hazır duruş, oyuncunun topu almadan veya şut atmadan önce alması gereken temel pozisyondur. Bu duruş, oyuncunun hızlı hareket etmeyi ve rakibin herhangi bir darbesine karşılık vermeye hazır olmasını sağlar. Hazır duruşunu doğru şekilde nasıl gerçekleştireceğinizi açıklayalım. Ayak konumu, ayaklarınız omuz genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde ayakta durun. Dengeli ve sabit bir pozisyon elde etmek için dizlerinizi hafifçe bükün, ağırlığınızı her iki ayağınıza eşit olarak dağıtın ve harekete hazırlanmak için ayak parmaklarınız üzerinde hafifçe öne doğru eğilin. Gövde konumu, gövdeyi hafifçe öne doğru eğik tutun, sırtınızın düz olduğundan ve kavisli olmadığından emin olun. Ve raket konumu, kollarınızı rahat ama hızlı hareket etmeye hazır tutun, raketi tutan eliniz vuruşa hazır olacak şekilde raketi vücudunuzun önünde tutun. Dengeyi sağlamak için kullanılmayan el hafifçe kaldırılmalıdır. Baş ve göz konumu, başınızı dik tutun ve gözlerinizi topa odaklayın. Rakibe vurulduğu andan ulaşana kadar topun hareketini sürekli takip edin. Çocuklar, masada hızlı ve kolay hareket etmelerini sağlayan vücudun ve ayakların pozisyonu olan doğru hazır duruşunu öğrenmelidir. Top kontrolü, çocuklar oyunlarını oyun koşullarına uyarlamalarına olanak tanıyacak şekilde topun hareketini hız, dönüş veya yükseklik açısından tam olarak nasıl kontrol edeceklerini öğrenmelidir. Masa tenisinde raket üzerinde top sürmek, yeni başlayanlar için basit ama çok etkili bir egzersizdir. İşte bu egzersizin temel faydalarından bazıları. El-göz koordinasyonunu geliştirmek. Bilek ve kolun güçlendirilmesi. Raket kontrolünü artırmak. Top hissini geliştirmek. Vücut dengesini iyileştirmek, odaklanmayı geliştirmek. Top sürme egzersizi nasıl yapılır? Doğru hazırlık pozisyonunda duruyoruz. Raketi doğru tutuyoruz. Topu raketin ortasına sürerek başlıyoruz ve düzenli ve düzgün vuruşlar sürdürüyoruz. Topu sabit yükseklikte tutmaya ve vuruşlarımızı kontrol ederek topu kaybetmemeye çalışıyoruz. Herkes işini yapsın. Bazı ileri düzey egzersizler. Raketin ön ve arka tarafları arasında dönüşümlü olarak topu sürmek. Hareket halindeyken topu sürmek. Düşürmeyin. Diğer taraftan. Başla. Yarım masada iki arkadaşın topa raketle vurması. Hadi Ahmet Doğa. Hadi Yunus Efe.
Devam, durmayın çocuklar. Durmadan yap. Eklemeyin, evet, hadi dur. Hadi, hadi. Hareket ederek topu sürmek. Hemen dön. Ayağı hareket ettirirken acele topu etmeyelim. Raketin üzerinde sabit tutmak. Topu raketle sabit tutarak vücudun eğilip kalkmasını sağlamak. Güzel. Bravo. Tam in, tam kalk. Topun evet, raket üzerinde tutulması salla. Ve raketin yükseltilip indirilmesi. Topu raketin hadi üzerine bırak. Sürmek, masa tenisine yeni başlayan her kişi evet. için önemli bir egzersizdir evet. çünkü ileri becerilerin temelini oluşturur ve oyun sırasında güven ve beceriyi geliştirmeye yardımcı olur. Oyunun çocukların yaşamlarının önemli bir parçası olduğunu ve onlara eğlenceli ve etkili bir şekilde büyüme ve öğrenme fırsatı sağladığı için günlük rutinlerinin önemli bir parçası olması gerektiğini unutmamalıyız.